Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Ev Yemek kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir, bizler de iyiyiz. Kahvaltı hazırlıyorum. Bugün misafirim var kahvaltıya, sürpriz oldu. Abim geldi, dört yoldaki abim, hani ev yaptırıyor bahçemize, ev, kendine ev yapıyor dediğim abim var ya, geçen ay içerisinde de gitmiştik ziyaretlerine. O abim geldi buraya, İskenderun'a. Ali ile aynı yerde çalışıyorlar zaten, aynı fabrikada ve aynı vardiyada çalışıyorlar. Ben işte sabah çocukları okula gönderdikten sonra tekrar yatıyorum ya, saat 9:30-10'a geliyordu. Ali geldiğinde kalktım, abin geliyor falan dedi, hayırdır dedim, gelir birazdan şimdi dedi, araba almaya gelmiş. Araba bakıyordu o da. O da bizim gibi araba almaya niyetli. Biz bir iki ay daha bekleyeceğiz. Doğumumuz falan bir geçse, masraflarımız geçsin diye. Araba almaya gelmiş. Bir tanesine niyetlenmiş. Getirdi, burada baktık. Evin önünde duruyor şimdi. Baktık ona. Şimdi içerideler. Annem de çıktı yukarı. Ben de zaten tam kahvaltıyı hazırlıyordum. Şimdi hep beraber kahvaltı yapacağız. Ali de ekmeğimiz falan alsın. Bir iki kahvaltılığımız eksikti. Onları almaya gitti. Ocağı açık bırakmışım ha. Neyse koyayım ben. Gelmek üzere zaten Ali de. Bakkaldan alacak. Alacaklarını. Şöyle yaklaştırayım azıcık. Böyle içeri doğru içine şey yapayım. İyisi mi? Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben özlemiştim vallahi abimi. Böyle sabah sabah karşımda görünce çok iyi oldu. Ya çünkü kalktım. Ali dedi, abin geliyor dedi. Sevindim vallahi. Özlemişim. Araba olmayınca onda da araba yok. Bizde yok. Ya mesafe var tabii ki biraz. Aynı şehirde değiliz. Aynı şehir derken yani arada arabayla. Hani bazen bizim köyü soranlar oluyor. Ne kadar süre olarak ne kadar diye. İskenderun'la dört yol arası arabayla yarım saat arkadaşlar. Ama arabayla gidebilirsin. Yani motorla falan da gidilir de öyle uzun yolculuğa ben çıkamam tabii ki. Öyle çarşıya pazara gidiyorum da. Bakalım, o da işte bir tane beğenmiş. Böyle kendi bütçesine göre. Duruyor kapının önünde, bakalım almaya niyeti var. Ne yazıyor? Bir şey almadı ya. Şu tava ısındı. Ekmeği bulalım ya. Ne aldım? Ne aldım? Peynir, çökemeği. İnsan karnı kısmını koy. Ben de. Yeter de var edeyim. Yumurtaları aldım. Demeyi unuttum sana da. Şimdi dedik yeter yumurtamız da sonra bir araya gider alırsın. Ne? Yumurta. Böyle hatırlat gittiğimde geldiğimde. Tavuk da var. Tavuk göğsü falan da aldım. Var mı? Göğüs var mıydı ki? Var, iki tane. Bir tavuk hep kıyma var, hep göğüs var. Öyle mi? Tabii. Kaç yumurta kalıyor? 5. Tamam işte ya. Bir tane kalsın, 5 tane. Onu biraz ileri alabilirsin oğlum. Şeyi. Buradan alayım. Hep tecrübelisin ha. Sen tecrübelisin diyorum. Tabii ki yani. Ne diyorsun yani? 4 yılda bir başın içinde. 4 yıl oldu mu o kadar be? 4 yıl oldu. Aynen. Geçti hatta, ne? Temmuz'daydı. O zaman 4 yıl kutlaması yapmadık. Niye yapaydık? Temmuz'daydı canım. Kutlaması yapaydık keşke. Prim halde kutlayalım. Takipçilerini. Çağırırsın böyle buradaki takipçilerini. Olmaz mı?
Çarşamba mı? Evet, bugün çarşamba. Hı. Maşallah. Tamam. Fazla yakma. Evet. Senin pişmişin bize yanak girir, o yüzden. Yeter. Yeter değil mi? Yeter. Dolduralım şimdi de. Ver annem, ver kahvaltı yapmaya bir olur. Çünkü aşağıda yapıyorum ben kahvaltı dedim. Daha çay içerse sadece. Oturur bence ama bilmiyorum. Mazı çayı götür abi, tepsiyi götür. Sonra çayı götüreyim. Ben şey ya, doldura durayım çaylarda, sen benim payı hallet. Thank you.
Dur kızım bekle, ben çıkayım dışarı önce bir. Nereye gidiyor? Baba. Çok sürtündü. Burası sürtündü. Burası sürtündü. Burası sürtündü. Baba. 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 Evine gidecek artık kız oğlum. Şuraya oturayım da ben. Çok güzel fiyatlar var aslında. Ama askere gideceğim. Babamın yanına. Yalnız bu buraya, oraya para geçiyor. Annem kalk yavaş. Baba. Baba. Ya yok, sen benim dediğimi yapar mısın? Tamam, alır o telefonu. Sen benim dediğimi yap. Yakup kalk, hele orada çivi var. Kalk. Ya oğlum geçsene. Hani bak burada çivi varmış ya, bunu çıkar. Baba. Bak ses kendi kendine kapattı. Ha. Şu anda bir muayenelerde 1-2 lira. Ben bunu çalıştırsam da evin içine gelir. Bir de araba yapmış. O senin elek, eleği ben kapatıyorum, geri açılıyor rüzgardan. Yapılacak anam, hepsi yapılacak. Bu da ona yakın bir şey. Rüzgar çıkıyor. Orada aldım dedi, Şubat ayında 1 lira olmadı. Uzun bir süre ziyaret yapar. Sakın evde uzun bir süre. Tam araba da evde. Açtın mı? Açtın mı? Düzenle 20-30 koyar. Rahat olun. Koydun. İsmail'le bir yana. Tamam, bu işare. Geliyor. Bir kadın bırak yapsın. Şunu koy, unutma. Her gece akşamlar arabanın içine at götür. Neyse, bunları koymayalım o zaman. Orada koy, sen şimdi olmasa en yakın çöp atacak. Niye atayım ya? Allah Allah. Yani sırtlar başları. Burada kalanlar ya. Güle güle selam söyle hadi. Hadi asla hadi. Hadi güle güle abi. Hadi. Selam söyle Zeynep'e, Erdem'e. Ya dün çalışıyor da hoparlörler şeyde taşıyor. Ne yapıyorsun kız? Ay. Bir tane videoda gönderdim. Çalıyorsun ben. Alırsan da alırsan bir an önce köpeği bir yerlere götür. Yakına götürme, şeye götür. Haydi bakalım. Güle güle. Bunlar da durmalı. Yaptım. Kız ne yapıyor? Hadi çıkalım. Lizini böyle. Telefonu ne yaptın anneanne? Orada annenle oradaki masaya koydum. Hangi masaya? Dışarıda mı? Dışarıda. Dışarı koymuş. Bak katet. Dilini. Yazın çok süpürttürdü. Bu gene temiz hali. Ay, balkonu yıkamam lazım. Balkon çok kirlendi. Ay, makineye çamaşır da atmıştım.
O da çıkar şimdi. Anne. Ya girelim. Canım. Evet. Ne bunlar? Onu koy oraya. Ya sana ne? Baksana bana bir. Berber yok. Dinliyorum. Aylin. Hadi kızım. Saçını çıkartalım. Benim olman lazım. Abim gitti arkadaşlar. Bu ne? O zaman bunu söyleyeyim. Kahvaltı yaptık beraber. Kahve de içecektik ama zamanı o da... Gece vardiyasından geldiği için Ali gibi evine gidip yatıp uyuyup dinlenecek. O yüzden fazla kalmadı. Gitti. Ben de çocuklar şey aile okula göndereceğim. O da kalamam. Kızım karış. Şey, kargo gelirse. He. 12-13. Gidip geliyor ama şeydi bu. Yakup onu bırak, anlatacağız birazdan. Yakup bırak. Eli var. Sen çarşıya bir yere gidecek misin? Yok ya, şimdi ben şimdi okuldayken orada gelirim. Ben de geleceğim. Yakup bırak, gelmesin, bilemiyor musun? Kızım Allah Allah gelmesin diyorsun da yarın okula gitmeyecek mi Yakup? Ha? Niye gelmedi? Gel, 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 sen istediğin kadar gelmesin de. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Babam gidiyor, bu da öyle yaptın dün. Hatta oynuyordun. O zaman. Telefon çalarsa da aç ama. Şey, ararlarsa şey. Telefon çalarsa bana ver, kargo gelecekmiş ya o yüzden. Tamam ya bu. Sen git motoru çıkar. Teşekkür ederim baba. İki tane. Yavrum dön. Hayır, öleceğim. Ay şu kumandayı al, gel seni kapatayım şunun sesini. Unuttuk. Orada orada çabuk ol. Kapat sesini. İyice. Efendim. Müge Anlı duymazdım sana. Müge Anlı'cığım seni çok seviyorum. Müge Anlı'yı sevmesek her gün izler miyiz ya? Müge Anlı müptelasıyız. Türkiye'nin şeyidir Müge Anlı. Müge Anlı. Bak senin. Allah! Allah! Elim bile. Bir ülkemizin gururudur Müge Anlı. Seviyorum o Allah. Elim bile artık. Bakalım. Şimdi ben kamerayı tam telefon şey, televizyonun önüne koydum. Televizyonun sesini kısmayı kapattım. Onun için diye diyecek ki Müge Anlı kusmasın sana diye. Abla çok güzel. Uyum bile çok güzel. Makinedeki çamaşır da çıktı herhalde. Hemen onu sereyim önce. Uyum bile. Yakup'u duyuyor musunuz? Hala Cumhuriyet şarkısını söylüyoruz biz. Ya şöyle şarkı söyleyen çocuğun sesini nasıl kapatayım ben? Çocuk sesi çok diyenler, kusuruma bakmayın. Ablalarım, canlarım. Bak ne kadar güzel bıcı bıcı şarkı söylüyor. Değil mi? Nasıl ben şimdi bu çocuğu susturayım? Sus mu diyeyim şimdi? Ben video çekiyorum. Kapat çenenimi diyeyim. Ne güzel şarkı söylüyor cıvıl cıvıl. Gel kızım şundan da sıkalım ya biraz. Bunun da içinde kalmamış, eklemem lazım. Tamamdır, haydi bakalım. Ne oldu? Ay yavrum. Haydi bakalım. Olmadı mı? Dur tutayım ben dur. Suyunu koydun değil mi anneciğim? Çantana. Hani nerede? Kaymış. Ha. Ne oldu? Kaçıldı. Ne oldu Yakup? Hadi annem hadi. Böyle hadi kızım.
al çantanı. Tamam. Yok yok, hava öyle soğuk değil fazla. Bundan öpeyim. Simit alacaktım da bak bugün. Evet. Hadi Allah'a emanet ol. Para var. Tam baban alır baban, hadi. Hadi. Ne yapıyorsun Hanife abla? Vallahi ne yapayım, sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim çok şükür. He. Onu okula göndeririz. Amin hepsine, cümlemizdekine. Bilmiyorum ne oluyor içeride, bir şeyler oluyor. He. Hadi güle güle. Mahallede hareketlilik var. Şurada 5 dakika otursam mı acaba? Şöyle çiçeklerimin yanında 2-3 dakika oturayım da. Ay, temiz bir hava alayım. Ondan sonra da geçer. Çamaşırları sererim önce. Sonra mutfağı toparlarım. Bugün Ali ile halıları sereceğiz. Yatak odasını ve çocuk odasını. O da sabah geldi geleli daha hiç uyumadı. 1-2 saat yatayım uyuyayım de dedi. Tamam dedim. Akşama doğru sereriz. Şimdi aileni okuldan alıp gelince biraz uyur. Halılar dün akşam atmıştım. Bunlar kurumuş. Bunları da alıp şöyle götüreyim içeriye. Bu mutfağa ki geri mutfağa sereceğim zaten bunu. Şunu koyayım da içeriye. Ailenin çarşafını ve birkaç tane havlu vardı, renkli havlu, yastık kılıfı falan. Onları attım makineye. Önce dedim çamaşırları sereyim de ondan sonra mutfağa geçeceğim. Eski bir kokmuş havlular. Anne. Annemin sesi geliyor da dışarı, öbür tarafa dışarı çıkmış herhalde. Ne?
Ay hadi be. İnan var ya. Sabır kalmadı. Ayakta zor duruyorum. Kendi gölgemden korktum, inanır mısınız? Böyle bir gölge gibi bir şey gördüm. Fare geçiyor zannettim. Tabii yarabbi ya. Çocukların yorganlarını çıkarttırdım dün Şamali'ye. Yorganlar çıktı. Bugün de çarşaflarımı falan değiştireceğim. Ailenin yelek çarşaf olmadı ki, onunkini hemen makine yaptım. Akşama kadar kurur, geri geçiririm yatağına. Şu tarafa sereyim. Şöyle tek parça halinde. Akşama kadar kurur. Alper Lightoon yedekleri var. Onları değiştireceğim birazdan. Mutfağı falan bir toparlayayım da önce. Kaç tane daha var çamaşır atılacak makineye.
tane tohum almıştı arkadaşlar. Şunda marul tohumu şu. Bunların bu marul tohumu. Bunlardan da biri tere, biri de maydanoz tohumu. Anneme de vereceğim. Biraz yarısını annem ekecek aşağıda. Yarısını da ben ekeceğim. Şuraya hepsini de ekmem herhalde. Annem de şimdi aşağıda şeyle uğraşıyor. Çiçek kutularını falan böyle bir düzenleme falan yapıyor. Vereyim de ekecekse iker. Çünkü diyordu bana Ali alsın diyordu. Ben dedim ben zaten aldıracağım. Bunları anneme vereyim. Tohumları aldım. Annemin tabaklarını da aldım. Aşağıya iniyorum. Anne. Ne yapıyorsun? Ay. Şunu şeylerle mi uğraşıyorsun? Ben de şeyleri getirdim. Tohum diyordun ya. Almış mı? He. Dün beni almıştı. Şöyle. Çok değil. Az az almış. Yarısını sana koydum. Yarısını bana. Biri maydanoz, biri tere. Maydanoz, tere. Şu da marulmuş. Marul fidesi yoktu dedi. Çok kötü kötüydü dedi. Tohumunu almış. Tamam, bilmiyorum artık. Şöyle ki de. Çok anında almış. Gerekebilir. He. Bu kadar da kendime ayırdım. Ben de ekeceğim şu hazırlamıştım şeylerini. Marulu damda şey var. Burada olmuyor güneşle. Yo benim şey güneş ya. İşte damda balkon şey var ya. Onu hepini ek, fidelerini çekerek ekerek. Dama ekemem ya. Çıkamam dam edemem güneş, dama. Güneş. Balkon güneş balkon. Balkon güneşi oluyor. Dama çıkamam. Unuturum gider. Ne yaptın sen? Buraları mı düzenliyorsun? Şunu söktürseydin. Açılırdı ortalık. Şunları yere ekersin. Ek ne güzel oluyor. Şöyle aralarına böyle sarmaşık gibi şey oluyor ya. Onun etekini bastırıyor. Ha, güzel oluyor kız. Sarmaşık gibi oluyor, güzel oluyor. Ne diyor? Dışarıyı ne yaptın? Buyur, dışarı berbat. Güneş işte, oraya bitti. Şu anda şu anda. Dur geçeyim ben. Yok anne, bu tarafa oraya olmaz. Kız anne, göz önünde burada bisiklet olur mu? Bir yumurta aldırdım anneye. Benim yumurtamız bitti. Şimdi geçtiğimiz senelerde şöyle bir masa örtüsü almıştım ben. Puanlı. Diğer evde oturuyorduk. Ve bu masa o zaman şeydeydi. Üst katta çocukların odasındaydı. Üzerine böyle bir örtü almıştım. Buraya da taşındığımızda işte diğer masam büyük 10 kişilik masa olduğu için buraya mutfağa sığmıyor. Onu zaten aşağıda bıraktım. Buraya bunu koydum. Daha önce de zaten bunu kullanıyordum burada ben. Şimdi bu örtüyü de arayıp duruyordum. Bulamıyordum nerede diye.
Sonra geçen Ali bulmuş bunu. Dedim masanın üzerine örteyim. Zaten örtmek istiyordum. Böyle örtüsüz de böyle hoşuma gitmiyor. Çıplak çıplak. Sererim bakayım nasıl olacak. Güzel durursa. Yani o zaman da seriyordum ama bilmiyorum. Böyle puanlı. Mutfağına uygun. Puanlı puanlı. Şöyle mi yapsam? Deneyim bakalım. Üçgen hani seriyorsun ya. Böyle mi yapsam acaba dedim. Şuralardan çok böyle kulak gibi çıkıyor. O da güzel olmuyor. Hoş durmuyor. Böyle daha iyi oldu sanki. Bakayım. Ha, burası şeymiş. Şimdi çeket altındaydı. Ondan sonra poşetlere koymuştuk. Poşetler de arka balkonda duruyordu. Böyle daha iyi oldu sanki. Kare koysaydım kulak gibi şuralardan böyle bu tarafa doğru çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde koydum arkadaşlar. Bence böyle daha iyi oldu gibi. Değil mi? Bence daha iyi oldu böyle. İyi oldu. Şunu yumurtalarımızı koyalım. Dedik. Yavaş. Koy oraya yine. Bakalım yumurta fiyatlarında bir değişiklik var mı? 200 lira tutmuş. 2 koli. Demek ki 100 lira olmuş. Ha yok pardon, içinde şey de var, tavuk da var, tavuk döner var, o da kaçtı?
25-30 lira mı ne ya o? Yok o zaman 100 lira değil, yanlış şey yaptık. Bir tanesini olduğu gibi şeye koyacağım da, dolaba açmadan. Diğerini açacağım. Şunu da çöpe atalım. Aylin ondan iki tane mi var? Ha? Hayır hayır, o kitaptan iki tane mi var? İki tane var demiyormuş. Hangi, nereden? PTT şeyi mi bu? Ha tamam. Mutlu yengeni getirdiklerinden mi? Evet tamam. Ha tamam tamam. Çünkü aynı sayfayı boyuyorsunuz da. Tamam anladım. Aradaki 7 farkı bulunuz. Aa bunu da yapacağım. Benimki bir taneciğim. Sen ne yapıyorsun? Yakup. Bak burada ne var, bunda yok. Bak. Bunda var, bunda yok. Bakayım. Bak bunlar beyaz, bunlar. Hı hı. Kırmızı. Ay şöyle su akan yerlerde gezsek ne kadar güzel. Yok ya, iyiyim. Bir tane daha götürün, az bir şeyler de var mutfakta. Çeşmeyi açın, su akıyor. Ha. Sonra manzarayla koyalım. Su akan yerlere gezersin. Neyi kızım? Bir bu. Hı. Yakup bulsun, Yakup. Saat yaklaştı tamam. Bak, ona göre. Yakup bulsun 7 fark. Aradaki 7 farkı Yakup bulsun. Şey yap Yakup'un da, tamam sayfasında bir çevir kızım. Yakup hadi aradaki 7 farkı bul. Bu da en zoru bu. Bak lan şu kızımı bulmaya çalıştım ya. Hmm. Gel bak ben bak istiyorsan. Mesela bak burası var, burası ne yazıyor? Aytu. Şimdi vites bir alır. Bir alt ya. Ne olursun? Onu arana nasıl iniyorsun? Çektim vitesi, kapattım, bari el frenini kopardım. Akşam akşam genel temizlik, dip köşe temizlik, her yer itinayla temizlenir. Ay, kızım ben seni geçtim. Baba. Nasıl diyor? Bas inelim aşağıya. Klima bitti mi o? İnelim aşağı. O bittiyse klimayı temiz şey yapsın. Vur bak. Bu nasıl yok? Niye inmiyor aşağıya? Aşağı niye inmiyor? Çıkıt anahtar bende. Al. Yere oturan üzerine attım. Araban durmak üzere. Araban duruyor ya. Direksiyonu. Aman Ali yavaş. Direksiyonu artık. Ne oldu kanka? O para atar bende. Ya git hele ya.
Ama baba gitsin artık. Baba mutlu ya. Dost pedalına oturdum. Dost pedalına tuğla koydum. Vereyim mi bir tane daha? Bunu da yukarı bağladım böyle. Full böyle duruyor. Ahtarı da oraya yapıştırdım. Onun altı böyle şey gibi oluyor. Yağ gibi oluyor sanki. Nasıl adam? Ne olmaz? Yağlı gibi oluyor. Ama seni geçebiliyorum. Düşme öyle dikkat et. Dönüyor merdiven. Şey merdiven diyorum sandalye. Şunlara ne demeli şunlara? Şunlara ne demeli? Ama. Alper niye saklanıyorsun? Alper. Fren. Dur. Geçmem gerekiyor gaz şöyle. Sağa dönersen geçerim. Açayım ben tekrardan. Dön her şeyi bir şöyle. Yapma öyle çok fazla. Şimdi o koltukları da siz sileceksiniz. Şeylerinizi, kendi koltuklarınızı. Ay, yukarı attın. Zıpla zıpla. Ha, üstüne elin yetti mi Ali? En üstü toz toplamıştır. Ay, sen de çık Yakup'un kucağına. Sen de bastır yani böyle. Al yenisini vereyim. Yakup'un kucağına. Gel şuradan şöyle bastır. Yakup sen acı geri gel. Ah. Ay sen de oraya ayağını koy, ben oturmuyorum. Efendim. Zıplama ha? Dur. Yapmayın annem ben yeter. Dur. Evet gördüm onu. Dur. Ha ondan işte. İstireceğim. Ver bana sen. Azıcık oğlum alacak getir. Aytun dudakları çatlamış. Sabahlar okula giderken serin oluyor ya. Dudağım çatlamış anne acıyor diyor. Heh, tamam kapat şimdi geri. Evet canlar, son olarak size bir şey göstermek istiyorum. Şu çekmece şuradaydı ya, yani biraz önce demiştim idareten buraya koydum diye. Çekmeceyi şuraya koydum. Orada kirli sepeti vardı, o kirli sepetini oradan kaldırdım. Çekmeceyi buraya koydum ama bu şekilde olmuyor. Yani normalde çekmecenin önü burası ya, hani böyle dönmüş olması gerek. Dönmüş olursa kapı tam açılmıyor. Kapıya engel oluyor. Kapı şu kadar falan kalıyor. O da burası çok daralıyor. O yüzden yönünü bu tarafa çevirdim ben de. Kapı biraz daha rahat açılsın diye. Yönünü o tarafa verdim. Şimdilik hala... Ne oldu? Tam çöpe at annem şeyini. Şuraları falan hep böyle sildim, temizledim. Dediğim gibi... Yok çevrilmiyorum. Çevirmeyeceğiz. Kapak açılıyor. Sorun değil. Ha? Şu an şimdilik yine hala oyuncaklar içinde. Kalk anne. Böyle çok güzel değil mi? Şimdilik oyuncaklar içinde. Olmadı. Şurası boş zaten. Burası hala boş. Oraya başka bir şey yapıyoruz. Şunlar şurayı iki çekmece yaparım. Şu iki çekmeceyi mutfak için kullanırım. O iki çekmece de çocukların ıvır zıvır olur işte. Buraya koydum bakalım şimdilik. Tamam kapat şimdi orayı. Tamam. Haydi bakalım. Dediğim gibi bunu buraya koydum. Şimdilik burada kalsın. Masa örtümü de size göstermiştim zaten. Masa örtüm de güzel oldu valla. Mutfağı da biraz derledim, topladım kaç günden beri. İnanın bir tarafla uğraşırsak bir taraf kalıyordu. Şu tezgahın üstünü tamamıyla boşalttım. Hiçbir şey bırakmadım. Çayımın da altını yaktım. Yorgunluk çayı içeceğim artık. Çerez koydum kendime şöyle.
çayımı dolduracağım birazdan. Masanın üzerinde de bir iki ıvır zıvır vardı. Onlar da elendi, atıldı. Örtüsünü serdim. Şunları yarın fırsat bulursam inşallah bitki tohumu, onları ekeceğim. Tere, maydanoz ve marul. Onları inşallah yarına ekeceğim. Fazla, dediğim gibi masanın üzerinden fazlalıkları kaldırdım. Daha sade oldu. Örtüsü de güzel oldu bence bu şekilde. Ondan sonra canlar, mutfağımda da minik küçük bir değişiklik oldu. Yani sanki böyle gözüme daha böyle şirin göründü. Şu örtü bile mutfağın böyle bir şirin görünmesini sağladı. Sanki bana öyle geliyor, bilmiyorum. Ya bu çerezi de kaldıracağım tabii, şimdi yerine koyacağım. Ben böyle tezgah üstünde, masa üstünde çok ıvır zıvır sevmiyorum. Bazen ister istemez oluyor. Sadeliği daha çok seviyorum. Masa örtümü koydum. O çekmeceyi oraya koydum. Mutfağımda ufak bir değişiklik oldu. Yerler süpürüldü, silindi. Temiz halı serildi. Tezgahım boşaldı. Şeyi de makineye attım. Bulaşık sepetimi de makineye attım. Yıkandı. Abi. Tertemiz olmuş. Bakın. Sararmıştı. Beyaz ya. Beyaz olduğu için sararıyor. Sarartıdan eser kalmamış. İçine domestos sıktım. Pırıl pırıl olmuş, inanır mısınız? Şurada dursun. Onu da birazdan şey yapacağım. Bunları elimde yıkamıştım. Bunları kaldırırım. Bunu da, bu sığmıyor makineye diye, bunu da elimde domestosladım. Şu gördüğünüz her yeri domestosladım arkadaşlar. Her tarafı. Vallahi mutfağım pırıl pırıl oldu. Mutfağımda bir tek dolaplar, mutfak dolapları silinecek. Onu da artık inşallah önümüzdeki günlerde yine Ali ile beraber yaparız. Bugün zaten bak bak çöpü attık. Şey, bugün zaten bayağı bir iş yaptık. Halılar serildi, edildi. Bayağı bayağı yorulduk yani. Çayım kaynıyor. Çayımı da hemen doldurayım. Hatta bir şey alayım. Bunun içine koyayım. Çerezimi. Ali içmeyeceğim dedi. Çaydanlığımı da sabah ciflemiştim. Bir güzel cifle yıkamıştım. Tam diğer öbür kanala yüklediğim videonun kolajını yapıyordum. Çay canım çekti, dedim bir çay içeyim. Çayım da hazır canlar. Bana afiyet olsun.